Evet sevgili Tekirdağlılar, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Genç Bakış programında uzun süre sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel canlı yayınımıza konuk olarak katılacak. O da uzaktan yayınımıza konuk olarak katılacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Eyvallah, Allah razı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun başkanım. Nasılsınız? Mücadele devam ediyor koronavirüsle alakalı. Vallahi yani bir yandan korona ile ilgili tedbirler, bir yandan da sanki korona yokmuş gibi belediyenin çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Şimdi kademeden çıktı. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem millet olarak, hem kurumlar, hem belediye olarak. Bu süreç başladığından beri neredeyse işte bir ay olacak. Bütün kurumların maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaklaşık günlük 3000 tane kendi kullanımı var. 600 personelimiz sahada çalışıyor. Belediye hizmetleri aksamadan devam etmesi lazım. Kurumların aksamadan devam etmesi lazım. Dolayısıyla yani kırsal mahallede biliyorsunuz 6500 hanenin tamamına maske dağıttık. Yani çünkü kırsalda gerçekten çok zor. Merkezde bize ortalama 600 bin maske lazım. Yani biz bunu onlara merkeze dağıtırız ama bu sefer bütün belediye ve kurum işlemleri aksar. Yani düşünün bir belediyenin çöplerin temizlenmediğini, şehrin temizlenemediğini, birisinin yani bir vaka vuku bulduğunda temizlik işleri personelinin tamamını karantinaya alındığında ne yaparız? Dolayısıyla ben anlıyorum vatandaşımız bu konuyla ilgili tavsiye bulunuyor ama yani Süleymanpaşa'da günlük bizim her gün 3500-4000 tane maske kullanmamız gerekiyor kurumlarla birlikte. Şimdi ben kendi üretimimiz ancak onu karşılıyor. Dışarıdan aldık. Şimdi bugün bir görüşme daha yaptık. Allah nasip ederse bunun sayısını bizimkisinin haricinde biraz daha arttırabileceğimiz bir çalışma olacak. Ama işte devreye devletimiz girdi sağ olsun. Eczaneler veya PTT yoluyla dağıtıma başlayacaklar. O zaman rahatlayacak. Yani Süleymanpaşa hangisine yetecek yani tek başına? Bir de öyle bakmak lazım. Yani bütün kurumlardan bahsediyorum. Jandarma, polis, PTT, vergi dairesi, SGK, aklınıza ne geliyorsa hepsi Süleymanpaşa Belediyesi. Kendi sürekli sahada çalışmak olan bunlar. Yani maalesef bu konuda ben çok iddialıyım. Süleymanpaşa yani tüm Trakya'da bizim kadar bu konu bu eksiği kapatan belediye olmadı. Bu konuda ama yeterli mi? Değil. Ama bizim de gücümüz buraya kadar açıkçası yani. Başkanım, kırsal mahallelerden başladınız hem erzak dağıtımına hem maske dağıtımına. Şu ana kadar da biliyorum, bildiğim kadarıyla kırsal mahalleler bitti. Merkez mahallelerde de çalışmalar ne durumda şu anda? Şimdi kırsal mahallelerin dezenfektesini muhtarlarımızla birlikte yürütüyoruz. Allah razı olsun konuya çok. 59 kırsal mahallemiz var beldelerle birlikte. Kapanan beldelerle birlikte. Tamamındaki sadece Karacakulağımızda sonradan ilave olan bir 40 hane var. Onu da bu hafta sonuna kadar halledeceğiz. Tamamında hepsinin gıda ihtiyaçları, ihtiyaç sahiplerinin tamamı karşılandı. Gıda paketlerinin içerisinde haricinde bütün 6500 hane var kırsal mahallelerde, beldeler dahil. Tamamında maskelere dağıtıldı. Allah'ın olsun kırsalla ilgili dezenfekte işlemleri bitti. Yapılıyor yani devamı sürekli. Şu anda kırsalda hiç sıkıntımız yok. Merkezde öncelikli olarak şu ana kadar bizim dağıttığımız yalan olmasın rakam ama bugünkü rakamlar 4000 civarında erzak dağıtımı yapıldı. Bu 2500 civarında hafta sonuna kadar tamamlayacağız. Talep edenlerin hepsini de bitirmiş olacağız. Tabii bu ne kadar sürecek? Yani belki bir tur dağıtmak zorunda kalır mıyız, kalmaz mıyız Ramazan'ın ortalarına doğru bilmiyorum. Ama bizim verdiğimiz erzaklar bir aylık, 4 kişi bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırladık. Maske konusunda eğer işte bugün yarın bir görüşmem devam ediyor. Tekirdağ'da bir tekstilci bir kardeşimiz var rica ettik. Ürettirebilirsek maskeyi de belki sürekli olmamak şartıyla bütün orada ihtiyaç sahibi yani talep eden vatandaşlarımıza vereceğimiz şekliyle çözebiliriz. Bu olacak yani şu anda bir de şöyle bir durum var. Kamu kurumlarının bütün dezenfektesi de bizim sırtımızda. Onlar da dezenfektesi. Parklar, yeşil alanlar, caddeler. Yani çok hummalı bir çalışma var. Tabii biz tamamını paylaşmıyoruz ama bunu vatandaşlarımız şahit görüyor. Yani bir yere kadar şöyle hatlar mesela bugün sayıyı aldım. 700 tane sadece bir gün. Bugünkü talep sayısı 700. Telefonlarımıza gelen. Çok talep var. Telefonlar kaymakamlığın telefonları bunlara bir şekilde şeye kalıyor. Yani onlar cevap vermekte de uzun sürüyor. Konuşmalar mesela bugün sosyal medyada sayfada gördüm. Başkanım sürekli meşgul çalıyor diyor. Ama bilgili adresini alıyorsunuz. Adını, soyadını, TC'sini işte bir sürü bilgiler soruluyor.
Günde kaç kişiyle konuşabiliyorsanız o kadar. Bu mesela Süleymanpaşa Belediyesi'nde bugün gelen 700 talep var yani. Sayın Başkanım, bu erzak dağıtımı ile alakalı Tekirdağ'da iş adamlarımız Süleymanpaşa Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunuyorlar. Doğru. Bu konuyla alakalı neler söylemek istiyorsunuz iş Yani adamlarımıza? şöyle Birlikte atlatıyoruz gibi. kaymakamlığımızla bunlar yürütülüyor. Yani erzak alıp da mesela biz geçen Ramazan'da iftar organizasyonlarına yaklaşık işte 600-500 küsur binalık bir iftar organizasyonu vardı. Tamamını iş adamlarımız da finanse etmiştik. 3 aşağı 5 yukarı 50 bin kişiyle iftar yapmıştık. Bu sene iftar yapmayacağımız için iş adamlarımıza rica ettik. Yani ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere şu listeyi yapar mısın? Yani bizim Süleymanpaşa Belediyesi'nin dağıttığı erzak listesinin aynısını istiyoruz. Yani bir ay yetebilecek, 4 kişi bir ailenin bir ay yetebilecek, 3 aşağı 5 yukarı artık diye. Mesela sağ olsun Ahmet Soyer 2000 tane erzak Perşembe günü geliyor. Can hipermarketleri 500 tane erzak gönderiyor. Yine Cuma günü gelecek. Yani birçok isim var. Şimdi hepsi aklımda değil. Münir Karevli var. Koçaçlar var. Varoğlu var. Yani bu konuda tam bir milli birlik var. Allah hepsinden razı olsun. Belediyenin kendi imkanlarıyla da var. Yani bizim hedefimiz 10 bin civarında erzağı dağıtmış olmak olacak. Ramazan ortasına kadar süreçte. İşte. Allah yardımcınız 10 bin olsun. dediğiniz zaman işte 5 kişilik bir aile olsa 50 bin kişiye bakar. 4 kişilik aile olsa 40 bin kişilik bir erzak olmuş olacak. Burada önemli bir konu daha var. Biz her gün bugünkü rakamı veriyorum. 1550 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Her gün. Cumartesi pazar dahil. Yani yemekhaneyi biliyorsunuz çok kötü durumda. Yani çok dar bir yerde hizmet veriyoruz. Allah nasip ederse Ramazan'a kadarki süreçte yeni binamız devreye girecek. İşte o zaman belki 3000 kişiye kadar sıcak yemek de verebileceğiz. Kapasite artacak yani. Tabii. Yani zorlarsak 5000 kişiye de verebiliriz. Başkanım, İnşallah da. bu aslında sizi tebrik de etmek lazım. Çünkü bu kadar yoğun korona mesaisinin yanında biz fen işleri ve temizlik işleri de aynı şekilde işlerini titizlikle yapıyorlar. Özellikle temizlik işleri, fen işleri. Yani fen işleri şimdi sahildeki yere başladı. Yaklaşık 45 günde, 45 gün gibi kısa bir sürede aşevini bitiriyorsunuz. Ramazan'a doğru geçeceksiniz. Bu konularla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani tabii koronavirüsüyle ilgili çok ciddi bir mücadele var ama belediyecilik hizmetleri maalesef durmuyor, duramaz da yani vatandaşımızın sözlerimiz var. O sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Sosyal mesafeyi koruyarak bizim personelimiz çok ciddi bir özveriyle çalışıyor. Canının dişine takarak. İşte biliyorsunuz geçen hafta sonu Aydoğdu Mahallesi'nde 2 gün erzak dağıtıldı. Yani biz diyebilirdik ki arkadaş 3500 kişi gelsin sosyal yardımlaşma vakfından erzak alsın dediğimiz an çok büyük bir karmaşa ve kargaşa meydana gelecekti. Yığılmalar, toplanmalar gelecek, karşı karşıya kalacaktı. Ne yaptık? Biz kendi ayağını götürelim vatandaşlarımızın dedik. Bu böyle devam ederken aynı zamanda fen işleriyle ilgili mesela bugün köylerdeydim. Kırsal mahallemizdeki tamir, tadilat, bakım, onarımlar devam ediyor. Merkezdeki bütün park düzenlemeleri, yeşil alan düzenlemeleri, taş tamirleri, yeni taş yapımları. Eğer ki Allah nasip eder mi bilmiyorum. Önümüzdeki bu Nisan ayı sonuna doğru asfalta başlamak istiyoruz ama yani biraz sıkıntı da var. Yani asfalt biraz daha yakın temas gerekiyor. İmalat noktasından tutun terim noktasına kadarki süreçte. Onu da başarabilirsek biz sadece bütçesel anlamda hesaplarımızda şaşma olacak. Belki 15-20 gün mesela biz hedefimiz Kiraz Festivali'ni iskeleye yetiştirmek. Yani yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum. Biraz orada aksamalar var. Çünkü tedarik zinciri kırıldı. İstediğiniz malzemeyi alamıyorsunuz. Şehire getiremiyorsunuz. Biraz bunlarla ilgili problem var. Bir de yani çok açık bir şekilde söyleyebilirim. İhaleye çıkacaksınız. Tahmini bedel belirleyeceksiniz. İhale bedeli. Yaklaşık maliyet belirleyeceksiniz. Yaklaşık maliyet para da diyorum. İşte 3 milyon lira tutuyor. Ya biz hesap yapıyoruz. Arkadaş biz bunu kendimiz yaptığımızda 2 milyona mal ediyoruz. Yani şimdi neden durup dururken bunu dışarıya vereyim diyorsun? Böyle de bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Bir yandan da biliyorsunuz yeni muhtarlıklarımızın acilen mahalleler kurduk. Onlara muhtarlık binaları gerekiyor. Taksi durakları çok sıkıntılı. 100. yılda Değirmen altında Adalet Taksi'de birçok noktada taksi duraklarıyla ilgili sıkıntılar var. Bir de evi yıkıldı yıkılacağım diyen gerçekten tamir tadilatla kurtarılmayacak durumda olan çok kötü durumda mahallelerde bazı mahalle tespitlerini yaptık. İhtiyaç sahiplerine evler gerekiyor. İşte onu konteyner evlerle çözdük. Şöyle yapıyoruz.
İlk önce bir tane kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra bunun 3 aşağı 5 yukarı kendimi modelliyoruz. Ondan sonra kendimiz belirlediğimiz bir şeyle de kafamızda bir rakam oluşuyor. Sonra yaklaşık maliyet belirleyip ihaleye çıkabileceğiz. Yani hem tasarruf ederek hem ucuza mal ederek hem de hızlı bir şekilde bu işi nasıl yapabiliriz? Yani kıt imkanlarla çok iş yapmanın derdindeyiz. Yani şu ana kadar bir sene doldu 11 Nisan itibarıyla. Allah hamdolsun. Yani aralıksız gece gündüz çalışarak işte korona olmasaydı eve erken gelmen nedir bilmiyorum işte. İşte korona muhabbeti olunca hadi ekibi de gönderiyorsun sen de bu sefer boşa çıkıyorsun eve geliyorsun. Bahaneyle evde vakit geçiriyor olduk yani. Başkanım, bu erzak dağıtımı ile alakalı bu ihtiyaç sahipleri nasıl belirleniyor? Bunun belli bir şeyleri var mı? Şartları var mı? Yoksa kaymakamlıktan alınan listeye mi? O listeler güncel mi? Çünkü birkaç kişi sizi eleştirmiş, adaletsiz dağıtım oldu falan filan diye onlara cevap vermek istiyor musun? Şimdi tabii yani biz talep eden gerçek bu artık vicdana kaldı artık. Yani Aynen. ben bunu tutamıyoruz. Yani artık ben bunun önüne geçebilme şansım yok. Yani ben işsizim, şuyum buyum diyen insanın biz eğer ki gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu beyan ediyorsa verin diyorum. Yani yapacak bir şeyim yok. Yani sen şimdi Ertan Gence bana dedi ki ben ihtiyaç sahibiyim. E değilsin. Günah boynuna ne yapabilirim ben? Şimdi Aynen öyle. 150 Asıl liralık bir ihtiyaç erzak sahibi için ben onu milletimi alıyor. kıracak 150 lira için, 150 lira için Ertan yalan söylüyorsa günah vebali boynuna. Yani yapabileceğim bir şey yok. Doğru. 5.000 tane, 10.000 tane erzakta, 10-15 tane böyle insan çıkıyorsa da bu yerin üstü olduğu kadar toprağın altı da var. Benim ihtiyacım var kardeşim. Ekmek yiyecek, evimde yiyecek ekmeğim yok diyen vatandaşımı ben boşa döndüremem. Yalanı da günahı da boynuna yani. O yüzden ben kim Çok geliyorsa doğru söylüyorsun. kapımıza evimde çocuklarımın yemek yiyecek bir şey yok diyorsa verelim diye talimat verdim. Bunun hesabını da ben artık bir şekilde vereceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Devam edecek mi başkanım peki erzak dağıtımı? En azından burada mesela Şevki Ural yazmış, ben hastayım ama ben reddedildim, erzak verilmedi denmiş. Yani bizde Süleymanpaşa Belediyesi'ne müracaat edip de reddedilen kimse yok. Olamaz. Böyle bir şey yapanı affetmem. Ama kaymakamlıkta şöyle bir şeydir. 15 gün önce sen erzak almışsındır. Çünkü Kızılay erzak veriyor. Büyükşehir erzak veriyor. Ondan sonra müftülük erzak veriyor. Kayıtlara düştüyse Ertan Gence, Ertan Akın'a senin üzerine örnek veriyorum. Ne olur kusura bakma. Ertan Gence Evet. 15 gün önce almış dediyse kusura bakma derler yani. Bu da normal. Yani. Doğru. Başkanım, bir şey sorusu olacak. Bu hafta sonu da bir sokağa çıkma yasağı var. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Hafta sonu kurulan pazarların hafta içine taşınma ihtimali var mı? Bununla Var. alakalı Sayın Cumartesi Başkan'la. şöyle bir durum var. Cumartesi Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazar Cuma günü alınacak. Ondan Çok iyi. sonra pazar günü 100. yılda kurulan pazarın da Cuma'ya alınma durumu var ama büyük bir ihtimal biz 100. yıl pazarını kapatacağız gibi gözüküyor. Korona kapsamları dolayısıyla. Perşembe gününkü pazardan mesafe yakın olduğu için yararlanabilecekler ama şu anda Hürriyet Mahallesi pazarını şey alabiliriz. Cuma Cuma'yı günü. alacağız gibi gözüküyor. Yarın belli Çünkü olacak. izleyicilerimizin de çok yoğun talebi var başkanım bu noktada. Çünkü cumartesi sokağa çıkma yasağı var diyorlar. Bu Doğru. da onlara Yani ya biz şöyle sokağa çıkma yasağının bizde resmi yoldan duyurulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Açıklayınca zaten resmiyeti bindi demektir ama yarın pazarcı odamızla bir konuşacağız. Aynı Cuma'yı alabilir miyiz? Alırsak aynı noktada problem olur mu? Değerlendirmesini yapacağız. Bir problem yok. Aşacağımız bir konu. Sorun olmaz Allah'ın izniyle. Evet başkanım, programımızın sonuna geliyoruz. Vatandaşlarımıza söyleyeceğiniz istediğiniz son sözlerinizi alalım. Ben yani Allah milletimden razı olsun. Yani her ortamda da söylüyorum. Yani bu milletin bir ferdi olduğum için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Yani kimin işte bugün birkaç arkadaşımı aradım. Dostumuzu aradık. Abi böyle böyle bir durum var. Destek olmak ister misin? Erzak noktasında. İstersen bir sana liste veririm. Sen götür. Ama şu erzak listesi olmak şartıyla 500 tane yaptıracağını 100 tane yaptır ama gerçekten ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılasın diyorum. Yani bu şu ana kadar bizi geri çeviren kimse olmadı. Herkes tamam diyor. Kaymakamlığa götürüp veriyor. Biz kaymakamlığın verdiği adresleri kapılarına götürüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yani bu zor günler birlikte aşabileceğimiz süreç. Başka şansımız yok. Ben eğer ki sokağa çıkma yasaklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani bence doğru yapılan bir uygulama. Cumartesi pazar havalar güzel olduğunda zaten ister istemez ben kendi çocuklarımdan biliyorum dışarı çıkmak için velilere baskı yapıyor. Mecbur kalıyorsun.
Ama bu bir, o mecburiyeti de ortadan kaldıran bir süreç. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte, özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu süreci daha hızlı atlatacağımıza inanıyorum. Bir de şu var, ne olur yani sosyal mesafe meselesine dikkat edelim. Ya maske konusuna da çok takılmayın. Ben aslında şunu da yarın da belki de yapabilirim. Yani bir Tülbent bile yeterli. meselesi, maske işi çok basit, zor bir şey değil. Yani biz kendimiz imal ediyoruz, görüyorum. Yani ne diyorlar, bu astarın içerisinde dikilen kumaş gibi bir şeye benzer bir malzeme var. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Yani bu iki katlı, üç katlı bir şey. Yani analarımızın bir tülbentiyle bu iş çözülüyor. Yani eğer ki iş oysa, maske ise, bu çok rahat aşılabilecek bir konu. Ha biz bunu önümüzdeki günlerde belki biraz daha rahatlatacağız insanları, ama yani biraz Allah rızası için biraz da kendi çözümümüz, sorunlarımızı çözebilecek bir birkaç hamle kendimiz de yapabiliriz. Yapmak istersek özellikle. Bugün bir mail geldi. Bir firmadan, işletmeden, işte biz 40 kişi çalıştırıyoruz. Maske ihtiyacımız var, bulamıyoruz. Yani ben şimdi satın almak isteyip de maske bulamama, yani toptandan bahsediyorum yalnız, ama sana söylemesin. Para kendi de sıkıntı var biliyorum. Çok zor. Yani 1 liraya değil de eğer almak isterseniz 1,5 liraya bunu alabilir işletmeler. Yani bunu personeline niye vermiyorsun arkadaş diye soruyoruz. Marketler şu ana kadar, mesela bugün teftişlerimiz var. Basket. 3 tane büyük markete tutanak tutuldu bugün de. Yani sebzeler, poşetlenen sebzeler veya paketlenen sebzeler çürük olduğu tespit edilen 3 büyük markete tutanak tutuldu. Bir daha aynı tutanağı yerlerse de açıklayacağımı söyledim. Yani vatandaşımızın bundan menfaat sağlamaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğimizi de söyledim. Ama diyorum yani bugün bir markete giren 20 lira 50 liradan aşağı çıkamıyor. Bir market için 50 kuruşluk 100 kuruşluk bir maskenin önemi nedir arkadaş? Yani sana maliyeti ne bunun yani? 1 lira de yani en babası. Ama niye vermiyorsun arkadaş, ver. Sen de taşın altına elini koy. İşte sağ Doğru. olsun Cem Market'i bugün ismini de söyledim. 500 tane erzak ben veriyorum dedi. Üstelik geçen yaptığımız ihaleyi alan firma o değil, başka bir firma aldı. Yani belediyeyle iş de yapmıyor ama adam diyor ki ben kendi milletime faydam olsun 500 tane veriyorum diyor. Ya zor bir şey mi bugün koca koca marketler bu konuyla ilgili taşın altına biz de elimizi koyuyorum desek? Bir de tek para kazanan Tabii işletmeler. canım, yani bu dönemde maalesef biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ha biz milletimizin bu konuyla ilgili çürük ürün satanlara en ufak bir müsamaha göstermiyoruz. Göstermeyeceğiz de. Onlar da bugün 6 ekip bütün marketleri geziyor konuyla ilgili. Evet. Ticaret müdürlüğüyle birlikte. Yani sözün özü şu. Çok büyük sorunumuz var mı? Aşamayacağımız bir sorunumuz yok. Ama bu işten mağdur olan çok insanımız var. O mağduriyeti de hep birlikte ne kadar giderebilirsek bizim için eyvallah. En önemlisi de bu yani. İnşallah başkanım. Teşekkür ederiz yayına Allah katıldığınız razı için. olsun. Teşekkür ederiz başkanım. Uzaktan İyi uzaktan çalışmalar. yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilere, hemşehrilerime de selamlarımı iletiyorum. Sağ olun başkanım. İyi akşamlar diliyoruz. Allah İyi razı olsun. akşamlar. Ben şurayı tekrar etmek istiyorum ki biraz özendiriciliği olsun manasında. Biraz daha ihtiyaç sahibine erzak bulalım. Bugün az önce Cüneyt Başkan da söyledi zaten kendisi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin ve Süleymanpaşa Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yapmaya çalıştığı erzak dağıtımına Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyer 2000 adet yani 2000 koli erzak bağışladı. Cem hipermarketleri, Cem marketler 500 adet erzak bağışladı. Münir Karaevli, kendisi aynı zamanda da Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi, 100 adet koli erzak bağışladı. Ünyeliler Gıda Fırını 50 adet bağışladı. Yayında söylemedi ama Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de kendi cebinden 1000 adet bağışladı aslında. Belediyenin bütçesinin dışından kendisi de. Tabi bunu niye söylemedi? Çünkü 600 adedini sahada canla başla çalışan Süleymanpaşa Belediyesi'nin personeline vereceğini, onların da buna ihtiyacı olduğunu belirtti. Geri kalan 400'ü de yine vatandaşlara vereceğini söyledi. Genç bakışı özlemişiz. İzleyicilerimiz de özlemiş. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Genç Bakış bir sonraki programında tekrardan kavuşmak dileğiyle diyorum. Tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evinizde kalın. Evde kal Tekirdağ ve evde kal Süleymanpaşa diyorum. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum.